Küçük fil, Zencefil. Küçük fil Zencefil, arkadaşlarıyla oynamayı çok seviyordu. Birlikte koşuyor, zıplıyor, kıkır kıkır gülüp eğleniyorlardı. Ama bugün oyun bulmakta çok zorlandılar. Çünkü hava epey sıcaktı. "Zencefil, ne yapsak?" diye sordu. Annesi Zencefil ve arkadaşlarına "Serin, gölgeli bir yer bulup oynayın." dedi. Arkadaşlar saklambaç oynamaya karar verdi. Aslan yeli ebe olmuştu. Ona kadar saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Timsah tasi suya girip saklandı. Maymun mumi ise bir ağacın yapraklarının arasına gizlendi. Kaplan kapi upuzun kurumuş otların içine giriverdi. Ama zencefil diğer arkadaşlarından epey iriydi. Bu nedenle bir türlü saklanacak yer bulamadı. Aslan yeli on diye kükredi. Sağım solum sobe, saklanmayan ebe. Zencefil yelinin sesini duyunca eyvah burada saklanabileceğim bir yer yok diye endişeli söylendi. Bir çalının arkasına saklanmayı denedi. Ama upuzun hortumu çalının içine sığdıramadı. Pat, küt, güm. Aslan yeli koşarken zencefilin hortumuna takıldı. Zencefil ay dedi. Özür dilerim. Aslan yelinin canı yanmıştı. Artık oynamak istemiyorum diyerek burnunu çekti. Zavallı zencefil buna çok üzüldü. Hiç istemeden arkadaşını düşürmüş oyunun bozulmasına neden olmuştu. Arkadaşlar bu kez de ebelemece oynamaya koyuldular. Ama zencefil birazcık sakardı. Koşarken sallanan hortumu etrafı rahatça görmesini engelliyordu. Bu yüzden yanlışlıkla timsah Tasi'ye çarptı. Mumi ve aslan yeli telaşla kaçıştı. Kaplan Kupi bunun üzerine neyse hadi farklı bir oyun oynayalım dedi. Arkadaşlar bu kez de top oynamayı denedi. Başlangıçta çok eğlendiler. Topun peşinde dönerek bir aşağı bir yukarı koşturdular. Karınca yiyen kiri çimenlerin üzerinde neşeyle yuvarlandı. Ama bu koşuşturmacalar yerdeki toprağı hareketlendirince kocaman toz buluduna oluşturdu. Toz bulutları yükseldi, yükseldi ve zencefilin burnuna kadar geldi. Ha 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 hapşu! Zencefil öyle kuvvetli hapşırdı ki hortumundan çıkan hava karınca yiyen kiriye taç halılarının içine uçurdu. Zencefil affedersin kiri diye mırıldandı üzüntüyle. En iyisi tek başıma biraz yürüyeyim. Zencefil hortumunun kıvırarak küçültmeyi denedi. Ama faydası yoktu. Hortumu ne yapsa küçülmüyor. Gizlenmiyordum. Zencefilin gözyaşları pıt pıt diye yanaklarına döküldü. O sırada annesi yanına geldi. Şefkatli. Neden ağlıyorsun yavrum? Diye sordu. Küçük fil hortumum çok uzun. Diyerek burnunu çekti. Bütün oyunlarımızı bozdu. Keşke hortumumu değiştirebilseydim. Zencefil'in annesi yavrusunun gözyaşlarını sildi. Ama senin hortumun çok güz güzel ve çok özel Zencefil dedi. Biliyor musun? Bu harika hortumun sayesinde çok değişik oyunlar da oynayabilirsiniz. Hadi gidelim ve arkadaşlarını bulalım. Herkesi memnun edecek bir fikrim var. Annesi planını Zencefil'in kulağına fısıldadı. Zencefil arkadaşları su birikintisinde yıkanıyorlardı. Kaplan kipi bu oyun sıkıcı dedi. Bunu duyan zencefil gülümsedi ve hortumunu suyla doldurdu. Hadi şu oyuna biraz renk katalım diye seslendi. Şar, şır. Zencefil suyu havaya ve arkadaşlarının üstüne püskürttü. Aslan yeli yaşasın diyerek güldü. Zencefil ne güzel eğlendik dedi. Hortumum hiç de fena değilmiş. Bu masal da burada bitti.